Merhabalar Cananat Bey, bir yemek düzenlemişsiniz. Yemeğin içeriği kimlere yönelik olduğundan bize biraz bahseder misiniz? Tabii. 6 yıldır yapıyoruz biz bu yemeği. Ertuğrul Gazi Lisesi mezunları yemeğidir bu. Facebook sayesinde biz bu yemeğe başladık. İlk gün, ilk yıl 40 kişiyle başladığımız yemek. Geçen yıl 175 kişiyle devam etti. Bu sene 1-2 Haziran'la yapıyoruz bu yemeği. Çünkü Ramazan'ın erken gelmesi, düğünlerin çok sık olması, arkadaşların programlarını anca bugüne sığdırabildi. 1 Haziran akşamı yemek ve eğlence. 2 Haziran günü, pazar günü ise Gölpark'ta kahvaltı ve gerekirse planımızı vererek programı sonlandıracağız. Bunu bilincin dışın, Ertuğrul Gazi'den mezun olan, yatılı okumuş, Ertuğrul Gazi Lisesi'nin ruhunu içinde özümsemiş tüm arkadaşlarımız bu yemeğe katılıyorlar. Burada 71 mezununu, 65 mezunu hatta tutun da 85-90 mezuna kadar tüm kardeşlerimiz ve aile Ertuğrul Gazi Lisesi pansiyonunda okuyan arkadaşlarımız, yatılı arkadaşlarımız buraya geldiklerinde pansiyonda kalmak istemişlerdi. İlk 2 yılki buluşmamızda bu hayata geçti. Daha sonraki yılda idari olarak sanıyorum bir takım sıkıntılar oldu ki son güne kadar söz veren Ertuğrul Gazi Lisesi müdürü son 3 gün kala ya pansiyonu veremeyeceğini, çünkü pansiyonda tadilat yapılacağını söyledi. Bu tadilat eğer yapılacaksaydı zaten daha önceden programlanmış ve yapılması gerekirdi. Son 3 günde belli olmamıştı bu. Daha sonra görüştüğüm o geçen seneki Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, şu an ismini hatırlamıyorum. Bunların yabancı olduğunu, yabancılara pansiyon veremeyeceğini bize söyledi. Fakat bakanlığın yaptığı bir proje var şu anda. Her adamı unuttu. Biz üstüne varmadık zaten. Okullar Hayat Bulsun projesi kapsamında. Yapmamız gerekiyordu. Yapmadık. Çünkü öyle arkadaşlar pansiyonda kalarak eski nostaljileri canlandırmak istemişlerdi. Yani ranzasına tekme atıp yastık kavgası yapmayı düşünüyorlardı. Ama bunlar, bu arkadaşlarımız her şeye rağmen gelip burada otellerde kalarak, efendim öğretmen evinde kalarak, polis evinde kalarak gene de eski dostluklarına dahil oldular ve olacaklar da. Evet. Peki Cananat Bey, bu organizasyonda okulun size maddi manevi bir desteği var mı? Hiçbir desteği yok. Ne maddi, ne manevi, ne adres düzeyinde, ne bilmeme düzeyinde hiçbir desteği yok okulun bize. Ki biz o okuldan mezun olmuştuk. Bugün hatta şöyle söyleyebilirim. O okulda mezun olup da bugün o okulda öğretmenlik yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu yemeğe gelmiyorlar. İşte sizin en acı, en üst tarafı da bu. Acaba üzerinde bir baskı mı kuruldu onların diye düşünmek tabii elde değil. Çünkü bizim hiçbir siyasi amacımız, hiçbir art düşüncemiz yok bu konuda yani. Sadece herkes bekliyoruz. Tabii arkadaşlık bağlar. Bize Kars'tan Cesim kardeşimiz geliyor. Samsun'dan Muharrem kardeşimiz geliyor. Kayseri'den Sinan kardeşimiz geliyor. Ama Bilecik'te yaşayan, Bilecik'te oturan, Bilecik'te öğretmenlik yapan Ertuğrul Gazi Lisesi mezunu arkadaşlarımız maalesef gelmiyorlar. Bu nedir? Bu onların mezun olduğu dönemdeki Ertuğrul Gazi Lisesi ruhunu yaşamamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Bakın mesela bu sene Celal Kömeç hocamız, Bilecik'in meşhur matematik öğretmeni Celal Kömeç, o geliyor İstanbul'a. Hidayet Kumtepe geliyor, Yakup Aslan geliyor, Güler Buday geliyor ki bunlar bizim işte öğretmenlerimizdi. Ama dediğim gibi buradaki arkadaşlar hiçbiri katılmıyorlar maalesef. Anladım. Peki organizasyonu siz kendi başınıza mı düzenliyorsunuz, yoksa yanınızda yeni Ertuğrul Gazi mezunu arkadaşlarınız var mı? Yok. Ben her şeyi yanında organize ediyorum. Ama gene arkadaşlarımız tabii şeyde zincirleme oluyor bizim şeyimiz, duyumumuz. Zincir halkaları çerçevesinde yayılıyor bu. Onların faydası oluyor, olmuyor değil.
son olarak organizasyona gelecek, teşrif edecek arkadaşlarınıza, dostlarınıza ya da insanların buraya gelmesi için, bu organizasyona katılmaları için bizim aracılığımızla duyurmak istediğiniz bir şeyler varsa onları alalım. Ben özellikle Bilecik'te yaşayan, Bilecik Ertuğrul Gazi'den mezun olmuş, Bilecik'leri de bu yemeğe özellikle bekliyorum. Çünkü dediğim, ben söylediğim gibi Kars'tan, Samsun'dan, Kayseri'den, Mersin'den geliyorlar. Maalesef bizim Bilecik'imizde yaşayan, Bilecik'imizde oturan eski yeri Ertuğrul Gazi mezunu birçok kardeşlerine katılmıyor. Bu da bizim ayıbımız herhalde. Peki Canat Bey, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. İyi günler.